Hoş geldiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü yemeğim, bugün yemeğim neler, ne yapacağım? Vallahi o bugün kış yemeğiydi. Kurutma eşkisi karar verdim. Kurutma eşkisi yapacağım arkadaşlar. İşte böyle. Ama dedim kurutma eşkisi bugün de değişiklik olsun. Tam bir kış yemeğidir. Yapayım. Malzemeleri içine ne giriyor? Soğan. Ondan sonra soğan doğrayacağım. Yağda biraz öldüreceğim salçasını. Ondan sonra bu da sımağıdır, ıslattım. Sımağı ıslattım arkadaşlar. Sımağı üstüne yapacağım. Bu da domates, kuru domates. Biraz suda, sıcak suda azıcık beklesin. Güzel doğrar. Onu da içine sosun içine atıp bunu güzelce ne yapacağım bu defa. Şimdi ben bunu arkadaşlar kaynayan suyun içine ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynayan suyun içine koruya atıyorum. Patlıcan kurusu, domates, biber. Tam bir kış yemeğidir. Bu kış yapılan bir yemek. İnsan yemeklerde şaşıyor valla. Dedim yapayım ben bunu. Burada biraz haşlansın. Sonradan iç malzemelerine başlayacağım. Haşlandıktan sonra indirip süzeceğim, bunu yakacağım tekrardan. İç malzemeye başlayacağım. Orayı size tekrardan göstereceğim. Bir de bunun yanında ne yapacağım? Tavuk. Arkadaşlar bir de bu sulu yemeğin yanında şey yapacağım. Bir de but vardı. Butun derilerini çıkarttım. Papayız yapacağım. Yağda kızartacağım. Sosları falan. Sosunu da yaptığımda size tekrardan göstereceğim. İç malzemelerini hazırlayayım. Doğrayayım. O haşlandıktan sonra ben bunu tekrardan sizlere ayrıntılarını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Kış yemeği kurutma eşkisi yapıyorum. Kurutma eşkisi nasıl yapılır size göstereyim. Arkadaşlar ben bunu da doğruyorum. Kuru domates. Mesela domates yerine bile kurutulmuş domates bırakabilirsiniz yemeklerinize. Yoktursa salça da bırakabilirsiniz. Hani her şeyin tadı farklıdır yani şimdi burada. Yoktursa mutfaktan çareler eksik olmaz yani. İllahi çaresi var. Arkadaşlar domatesimi de doğradım. Soğanı da doğradım. Şimdi bunlar burada beklesin. O iç malzemeyi ben yaptığımda size tekrardan göstereceğim. Arkadaşlar ben bunu mısır gevreği aldım. Papayız için. Bunu şimdi bunu güzelce döveceğim, bile güzelce ne ezeceğim bunu. Şimdi bunu güzel bir şekilde ezeyim. Hani çıtır olması için de arkadaşlar bu. Hani sosa bunadıktan sonra batırıp böyle güzelce ne yedirdikten sonra tekrar bu defa buna şey yapıyorum. Daha gevrek, daha bile çıtır olsun diye. Papayısın malzemesini, iç malzemesini hazırlayayım. 2 tane yumurta. Güzelce. Şimdi unumu bırakıyorum. Unumu bırakayım. Biraz da pul biberi bırakayım. Acılı az bir şey olsun. Biraz da su. Sudan. Bunu böyle cıvık haline getireceğim. Cıvık olsun. Biraz daha su alayım. Tuz da ekleyeyim içine. İfah toz biber de eklemiştim. İfah toz biber, un, yumurta, tuz. 2 bardak da su. Bunu cıvık haline getireyim. Şimdi bu burada dursun. Arkadaşlar bir de ben size bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Şimdi diyelim mesela bu mercimek de değil. Pirinç, mercimek, bulgur. Yani ne varsa yani mesela bazen havalar ısındığı zaman şey oluyor. Kelebekleşiyor. Ne yapacaksınız? Bu kuru biberler var ya. Yazın kurutuyoruz mesela. Heresinden bir tane. Böyle bırakırsınız. Bak şöyle bırakırsınız. Eğer ki kuru biberiniz de yoksa 2 diş sarımsak kabuğuyla beraber içine atarsınız. Eğer ki sarımsak da yapmıyorsanız birer defne yaparak bırakırsınız. Mercimeğinizin, burgulunuzun, kuru batkayları onların hepsini içine bırakırsınız.
kelebekleşmesin diye. Mesela sıcak bölgelerde kelebekleşir. Mesela nohut bile kelebekleşiyor yani. Böyle bırakırsınız, ağzını kapatırsınız, kaldırırsınız. Tamam mı? Ben bu püf noktasını size söyleyeyim dedim. Yani ben unutuyorum bazen vermeyi. Arkadaşlar bunu haşladım, yakardım, süzüldü. İyice suyu şey yaptı. Şimdi de soğanı yağda şey yapayım. Bir güzelce yağda pembeleşsin. Soğanı da bırakayım. Soğanı. Yağını bıraktım. Soğanı da şöyle söktüm. Bu kadar güzelce kavrulsun. Şimdi biraz tuzu da ekleyeyim. Tuzu da ekleyeyim. Domatesi de içine döktüm. Domates de burada güzel kavrulsun. Sonra salçamı atacağım içine. Arkadaşlar salçamı da içine ekledim. Arkadaşlar şimdi de iç malzemesini salçayı bıraktıktan sonra o da kavrulduktan sonra bu defa şeyi bıraktım. Patlıcanları bıraktım. Biraz da pul biberi atacağım şimdi üstüne. Sımakı sıkacağım. Sımak da var. Şimdi de sımakı ıslatmıştım. Sımakı suyunu döküyorum içine. Su eksikse azıcık su daha biraz daha bırakacağım. Arkadaşlar biraz da az bir şey de pirinç içine atacağım. Arkadaşlar biraz da bakın pirinç içine bırakıyorum. Kaşık pirinç bıraktım. Çok suyum var bile içine ekleyeceğim. Yani bu arkadaşlar sade etsiz daha bir lezzetlidir. Etsiz daha güzeldir. Ha, et de olursa kendinize bırakırsınız. O da ayrı bir tadı lezzeti. Daha yoğun olur. Yani ben etsiz daha seviyorum yani o yönden. Şimdi de tavuk suyum var biraz elimin altında. İçine ekleyeyim. Tamam. Yeterli. Tamamdır. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de tavuğumu yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tavuğumu yapayım. Önce sosa bulayım. Ondan sonra buladıktan sonra sosuma. Ondan sonra ısır gevreğini şey yapacağım. Bismillah. Arkadaşlar önceden yağı bıraktım. İyice kızardı. Yani böyle iyice kızardı yani. Önceden bıraktıktan sonra tavuğu içine ekledim. Çünkü ılık oldu muydu? Olmuyor yani yapışır. Tabanına yapışır tencereyi. Tavuğum kapaysın oldu. Arkadaşlar çıtır. Tekrardan içine ekleyeceğim. Arkadaşlar bu da patatesi ikiye böldüm. Mesela yaptığım patatesi ikiye böldüm. Bir tane böyle harçsız, bir tanesi sade kavuracağım. Arkadaşlar bu da böyle soslu. Soslu bu da ayrı bir güzel oluyor. O ayrı, bu ayrı. Arkadaşlar yaptım. Yemeğimi yaptım. Sulu yemeği. Papayız. Ondan sonra sarı pilavım. Patatesim. Yemeğimi bugün kümenimi de yaptım. Bitti. Tekrardan yeni bir tarifte yeni bir abone şeyde beğenide tekrardan buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın. Torunlarım bırakmayın torunlarım.